Son yıllarda zor oyunlar gittikçe daha da popüler olmaya başladı. Dark Souls ve From Software oyunları, Cuphead, Sifu, Getting Over It, Darkest Dungeon, Hollow Knight ve tüm roguelike'lar. Bu oyunların hepsinin zorluğu kişiden kişiye değişse de büyük oyunlardan daha zor olduklarına kimsenin karşı çıkacağını sanmıyorum. Hepsinin zor olma nedenleri farklı ve her zaman da doğru şekilde uygulanmamış. Bazıları oyuncuya mücadele sunarak eylemlerini anlamlı kılmak için zor. Bazıları oyun süresini uzatmak için zor. Bazıları ise sadece oyuncuyu kötü hissettirmek için zor. Fear and Hunger da bunlardan biri. Geliştiricisi Miro Havarinen'in ilk oyunu olan Fear and Hunger, korku roguelike rol yapma oyunu. Ne olduğunu oynamadan anlamak zor. Çünkü benzeri başka bir oyun yok. Oyunun genelinde kendisiyle aynı isme sahip korku ve açlık zindanlarını geziyoruz. Karakterlerimizin de kontrol etmemiz gereken 3 farklı özelliği var. Açlık, vücut ve zihin. Açlık yemek yiyerek giderilebiliyor. Ve ben oynarken çok sorun olmadı. Vücut direkt karakterimizin canı. Zihin ise akıl sağlığı gibi. Canavarlarla karşılaştığınızda karanlıkta kaldığınızda azalıyor. Hem de tüm yetenekler bu özelliği kullanıyor. Tekme atma bile. Akıl sağlığınızı geri kazanmak için de alkol, tütün ya da muadili eşyaları kullanmanız gerekiyor. Sakinleşmek için. Böyle bakınca biraz da hayatta kalma oyunu gibi. Varilleri kutuları araştırarak yemekler eşyalar buluyorsunuz. Ama bu eşyaların hepsi rastgele. İçinden ne çıkacağı belli değil. Aslında oyunun genel zorluğu da bu rastgelelikten geliyor. Oyuna başlıyor, bir şekilde ölüyorsunuz ve kaydetmediğiniz için tekrar başlıyorsunuz. Harita komple değişmiş, düşmanlar, eşyalar hiçbirinin yerini bilmiyorsunuz. Yani genelde ilerlemeniz şansa bağlı. Hatta oyunu kaydetmek bile şans işi. Bu kural savaş için de geçerli. Bildiğiniz JRPG savaş sistemi var. Her saldırının vurma ve kritik şansı var. Farkı ise tek tek uzuvlara saldırabiliyorsunuz. Düşmanın elinde kılıç mı var? O eli kesin. Başka bir şeyle mi saldırıyor? Onu da kesin. Sistemin kötü yanı ise sizin uzuvlarınız da kesilebiliyor. Bir düşman tek hareketiyle grubunuzdaki birkaç karakterin uzuvlarını koparabiliyor. Oyun burada biraz yardım etmiş ama. İlk kaybettiğiniz kolunuz kalkan tutan oluyor. Kaybettiğiniz uzuvları da geri kazanamıyorsunuz. Bir şekilde tekrar silah kullanabilecek hale gelebiliyorsunuz ama bence aynı şey değil. Eğer oyunu tamamen tecrübe etmek istiyorsanız videoyu burada bırakın ve kendiniz oynayın. Çünkü buradan sonra oyunu tamamen anlatacağım. Başladığımızda 4 farklı karakterden birini seçiyoruz. Karakterler rol yapma oyunlarındaki sınıflarla uyuşuyor. Paralı asker Kahara Rogue, Şövalye The Arc Tank, Kara Rahip Enki Büyücü, Ragnvaldır da DPS gibi. Karakterinizi seçtikten sonra zindana gelmeden önce ne yaptığımıza karar veriyoruz. Hayatlarındaki belli noktalarda verilen bu kararlar oyunun başındaki ekipmanı ve yetenekleri belirliyor. Genelde bir ekipman ve bir yetenek değiştirse de oyunu ağır derecede değiştirenler de var. Mesela Kahara tek seçimde hızını ikiye katlayan dash yeteneğini alabiliyor. Bu yetenekler de karakterleri birbirinden ayıran şeyler. Kahara kilitli kapıları açabiliyor, hızlı koşuyor, The Arc kavgalarda çok iyi, Enki büyüleri bozup cesetleri canlandırabiliyor, Ragnvaldr ise yay kullanıp cesetlerle kendini doyurabiliyor. Yetenekleri tüm karakterler öğrenebiliyor ama başlangıçta bu kadar değişim olması gerçekten her karakterin farklı olduğunu hissettirmeyi başarmış. Hikayeleri de tamamen farklı ama hepsinin zindana geçiş sebebi aynı. Legard isimli komutanı bulmak. Kahara kurtarıp para bulmak için, The Arc sevdiği için, Enki bir kehaneti duyduğu için, Ragnvaldr ise intikam almak için geliyor. Oynanışı anlattıktan sonra tüm hikayeye giriş yapacağım. O yüzden burada bırakıyorum. İlk yapmamız gereken Legard'ı bulmak. Harita kafa karıştırıcı gelse de aslında ilerleyebileceğimiz tek bir yol var. Zindanın giriş bölümünde bir kızı kafesten kurtarabiliyoruz. Eğer küçük bir silah verirseniz kullanabiliyor. Sanırım büyü de yapabiliyor, onu hiç denemedim. Aynı seviyede aklı başında biriyle karşılaşıyoruz. Buckman birinden kaçıyor ve takip ederseniz yanında bir yatak buluyorsunuz. Bu yatakta da oyunu kaydedebiliyoruz. Öldüğünüzde oyun menüye atıyor ve istediğiniz kayıttan başlıyorsunuz. Ben 10 dakika oynadıktan sonra kaydetmeye karar verdim. Ve bunun için yazı tura attım. Söylediğim gibi oyunu kaydetmek için de başlarda şans gerekiyor. Ben garanti olsun diye uğurlu parayı kullandım ve yine kaybettim. Oyunu zor yapan en büyük özelliklerinden biri de bu. Yazı turayı kaybedip 2 saatlik ilerlemeniz çöpe gidebilir. Çünkü düşmanların yaptığı bazı saldırılar da yazı tura atmanızı istiyor. Ve kaybederseniz direkt ölüyorsunuz. Ya da oyun devam edilemeyecek bir noktaya geliyor. Birkaç kez bu bölümde öldükten sonra bir şey fark ettim. Yapmanız gereken en önemli şey hayatta kalmaya çalışıp ilerlemek. Başta anlattığım gibi sadece can, vücut ve açlık özellikleriniz var. Oyunda seviye yok. Yani düşmanları öldürmenize hatta savaşmanıza gerek yok. Sadece öldürdükten sonra cesetlerinden eşyalar bulabiliyorsunuz. Ben de düşmanlardan kaçtım. Yakaladıklarında savaştan çıkmaya çalıştım. Bu da şansa bağlı bu arada. Zindanın altındaki mağaralara, sonra da madenlere indim.
ve en dipte Legard'ın hücresine ulaştım. Ama vardığımda çoktan ölmüştü. Hatırlarsanız görevimiz Legard'ı kurtarmaktı. Yani başarısız olduk. Yani oyun bitti. Gerçekten bitti. Zindanın başına dönerseniz kaçarak kurtuluyorsunuz ve oyun bitiyor. Tabii bu oyunun birkaç sorunundan biri. Eğer yarım saatte Legard'a ulaşamazsanız ölüyor. Hızlı ulaşmak için de belli bir itemin düşmesi gerekiyor. Canlı bulursanız hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor ve takımınıza katılıyor. Birlikte zindanın çıkışına gidebiliyorsunuz. Ama bu sefer de Legard benim işim bitmedi diyerek geri dönüyor. Eğer oyunun diğer sonlarına ulaşmak istiyorsanız madenlerdeki bu köye gidip antik eşyayı çalıp en dipteki bu kapıya gelmeniz gerekiyor. Oyunun ikinci yarısı Mahavre isimli antik kentte geçiyor. Şehirde ortadaki kapıdan ilerlemeye çalışırsanız heykel kişisel sınavlarınızı alt etmeniz gerektiğini söylüyor. Yani 3 tane boss kesmeniz gerekiyor. Ve bu bosslara giderken geçmişe ve geleceğe giderek yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi burada oyunun bir diğer zorluğunu göreceğiz. Oyun hiçbir şekilde elinizden tutmuyor. Zaten gitmeniz gereken yer asla belli değil ve kimse söylemiyor. Hem de karakterinizde ne olduğunu bile anlamıyorsunuz. Grubunuzdaki karakterlerin kolları kopabildiği gibi zehirlenebiliyorlar, kanayabiliyorlar ya da kemikleri kırılabiliyor. Bunlar anlaşılabilir olanlar. Çünkü bu resimlerin üzerine gelip ne olduğuna bakamıyorsunuz. Oyundaki bir kitabın içerisinde ne oldukları yazıyor. Kitabı bulursanız anlayabilirsiniz. Bunun ne olduğu anlaşılıyor gibi kolunuza ya da bacağınıza bir şey olmuş. Buna yerdeki çiviye bastığım için yakalanmıştım. Yaralardan enfeksiyon kapabiliyorsunuz. Bunu düzeltmek çok zor değil. Ama eğer ne olduğunu bilmiyorsanız 7 kere harita değiştirdikten sonra o karakter direkt ölüyor. Ama gerçekten bazıları hiç anlaşılabilir değil. Mesela bu simge bir ara belirmişti. Ama etkisini görmedim ve zararsız olduğunu düşündüm. Değilmiş. Çok kolay bir savaşta yanlışlıkla iki karakterimi öldürdüm. Ya da bu simge. Düşünün, sizce bu simge ne anlama geliyor olabilir? Mutlulukmuş. Etkisi de yok. İki karakteri öldürünce de oyunun sonundaki bosslara yarım takımla gitmek zorunda kaldım. Ve beni deli eden özelliğini fark ettim. Bu bölümde size yazı tura atmadan istediğiniz kadar kaydedebileceğiniz bir yatak veriyor. Ama bu kayıt noktası her yere uzak. Aynı oda içerisinde gidebileceğiniz boss savaşına bile uzak. Ve boss savaşı gerçekten zor. Yarım takımla çok daha zor. Her öldüğümde tekrar tekrar aynı sahneleri izledim. Arada düşman da yok, sadece yürüyorsunuz. Sondaki boss'u kestiğinizde ise gereken ruhlardan birini alıyoruz. Şehirde diğer boss'ları ararken bir şey denemeye karar verdim. Birkaç noktada ritüel alanları var. Buralarda tanrılara dua ederek onlarla ilişkilerinizi geliştirebiliyor ya da büyüler yapabiliyorsunuz. Bir diğer seçenek ise sevgi göster. Ben iki karakter birbiriyle yakınlaşır, sakinleşir ve zihin seviyeleri yükselir diye düşündüm. Yakınlaştılar. Biraz daha yakınlaştılar ve yakınlaşmaya devam ettiler. Ardından ekranda şu yazı belirdi. Paylaştığınız sevginin maddeleşmiş haline dönüştün. Sonsuza dek birleşik. Bundan sonra ismin ne olacak? En azından artık kollarımız var. Aynı zamanda bir yerden bulduğum kılıç grubumdakileri öldürmeme neden olabiliyor. Ama ben yalnız olduğum için sadece ekranda efekt olarak çıkıyor. Sıradaki boss'a ulaşmak için bir bulmaca çözmemiz gerekiyor. Ve zor değil. Geçmişte heykelleri değişik pozlara sokabiliyoruz. Yapmamız gereken heykellerin günümüzdeki pozlarına göre sıraya koymak. Kısa ve eğlenceli bir bulmaca. Sonraki boss da çok zor değil. Farklı uzuvların farklı işlevleri var. Hatta konuşursanız size oyunun lore hakkında sorular soruyor. Ve bilirseniz tüm vücuda hasar yiyor. Son boss ise bence biraz sinir bozucu. Yapmamız gereken bu çukuru kanla doldurmak. Bu da herhangi bir yerde söylenmiyor, anlamanız lazım. Üst kattaki bu odada birini işkence ederek öldürmemiz gerekiyor. Kendi karakterlerimizden birini feda edebiliyorsunuz. Benim grubumda sadece ben varım. Bu yüzden günümüzde bu sokaktaki delikten aşağı atladım. Ve mağaranın içindeki odada kendi klonumu yarattım. Ve onun kanını kullandım. Bence burada fark etmişsinizdir. Bunları ben keşfederek bulmadım. Bir süre sonra boş gezmekten sıkıldım ve internette arattım. Çünkü buradaki ilerlemeyi oyuncu nasıl bulabilir hiçbir fikrim yok. Kanın dolduğu delikten 3. boss çıkıyor ve öldürüyoruz. Elimizde 3 tanrı ruhuyla kapıdaki heykeli geçiyorsunuz ve tapınak içerisinde François ile karşılaşıyoruz. François tanrıların sorumcusu ve yapılan her şeyin anlamsız olduğunu düşünüyor. Devam etmek istersek diye bize tapınağın anahtarını veriyor ve geçmişe gidip onu öldürmemizi söylüyor. François'ı yendikten sonra taht ve tanrılığın yolu açılıyor. Oyundaki farklı sonlar da burada ayrılmaya başlıyor. Eğer Legard yanınızdaysa hafızasını hiç kaybetmediğini söyleyerek sizden önce oturuyor. Siz de arkasından giderek ona boyun eğiyor ya da savaşıyorsunuz. Legard yoksa Void'e yalnız giderek siz tanrı oluyorsunuz. Void tanrıların geldiği yer. Ve bölümde size sürekli yaklaşan ve saklanmanız gereken bir şey var. Oyun böyle söylüyor. Ben de hep saklandığım için hiç görmedim.
Ama bu kadar korkunç canlıların ne olduğunu merak ettiğim için internetten baktım. Çünkü hem sesle hem de yazıyla o kadar uyarıyor ki çok korkunç bir şey bekledim. Açtım baktım, kırmızı T-Rex. Diğer sonlar için ise oyun boyunca bulduğunuz bu 3 organı öldürüp madenlerdeki köydeki bu ağza girmeniz gerekiyor. Bölgenin sonunda ise eski tanrılardan biriyle karşılaşıyorsunuz, geride bıraktığı parçalarıyla. Savaşı yenseniz bile karşınızdaki varlık sizi çok ciddiye almıyor. Kısa bir konuşmanın ardından insanların anlayamayacağı gerçekleri gösteriyor ve karakteriniz aklını kaybederek ölüyor. Bu sonların dışında uğraşmak istemediğim için yapmadığım bir son daha var. Eğer en başta kafeste bulduğunuz kızı buraya getirebilirseniz, en sonda Grogoroth yerine korku ve açlık tanrısıyla savaşıyorsunuz. Yani küçük kızla. Bu sonla birlikte yeni bir tanrı oluşuyor ve Zalim Çağ adı verilen zaman başlıyor. Eğer oyunu dümdüz bitirirseniz, bu tanrıların, sonların hiçbir önemi yok. Oynarken karakterlerle konuşmanız ve kitapları okumanız gerekiyor. Ya da videonun devamını izleyebilirsiniz. Fearnhunger dünyası gerçek dünyadan çok da farklı değil. Bölgelerin benzer isimleri var ve coğrafya olarak aynılar. Zindanlar Avrupa'da. Kuzeyinde Viking benzeri Oldegard Krallığı, doğusunda Eastern Sanctuaries adı verilen Orta Doğu Krallığı, uzak doğuda da Edo var, yani Japonya. Fakat tarihi farklı. Bu dünyadaki yaşam Sylvain isimli tanrı tarafından yaratılıyor. Eski tanrılardan biri olan Sylvain, sevgi, arzu ve yaratılışın tanrıçası. Tam karşısında ise yıkımın tanrısı Grogoroth var. Eski tanrıların sayısı bu ikiden daha fazla ve hepsinin ismi bilinmiyor. Ama Grogoroth ve Sylvain insanlıkla yakın ilişkileri bulunan tek tanrılar. İnsanlık, tanrıların şehri Mahabre'ye yerleştikten sonra iki tanrı da insanların kendilerinden ne kadar uzak yaratıklar olduğunu görüyor. Ve yavaş yavaş dünyadan ayrılıp ilişkilerini koparıyorlar. Dünyada krallıklar kuruluyor ve halkını eziyet eden krallar, sultanlar ortaya çıkıyor. Bu süre içerisinde birçok insan Mahabre'ye gelip tahta oturup yeni tanrı adı verilen üstün varlıklara dönüşüyorlar. Fakat asla eski tanrıların güçlerine erişemedikleri için ölüyorlar ve unutuluyorlar. Tam bu çağda Orta Doğu'daki Jetaya şehrinde bakire bir kadın çocuk doğuruyor. Bu çocuk büyüdükçe öğretileri yayılmaya başlıyor. İsmi Almer olan bu adamın daha fazla güçlenmesini istemeyen liderler çarmıha giriyor ve vücudu Mahabre yakınlarındaki mezara gömülüyor. Ölüm günü takvimde 0 yıl olarak kabul ediliyor ve Almer bir tanrı olarak dünyaya geri dönüyor. Kralları ve sultanları öldürerek tüm dünya düzenini değiştiriyor ve kendisinin merkezinde olduğu bir din yaratıyor. Almer eski tanrılar gibi bir süre sonra dünyadan ayrılıyor. Yaratılan yeni düzen, Almer yok olduktan sonra tekrar bozulmaya başladı. Ve kardeşlik adı verilen 5 kişilik bir grup, insanların yöneteceği yeni bir düzen yaratmak için Mahabre'ye girdi. François, Valtail, Nilvan, Kambara ve unutulmuş olan Nostromos. Nostromos, Mahabre'de zaman geçirdikten sonra tanrılığın bir işe yaramadığını, sürekli aynı şeylerin tekrarlandığını fark edip vazgeçiyor. Diğer dörtlü ise yeni tanrılara dönüşüyor. Sonsuz olan Nilvan, insanlara inanç aşılayarak umutlandırıyor. Aydınlanmış olan Valtail, eski tanrı seviyesine ulaşmak için araştırmalara dalıyor ve yapay canlılar üretiyor. Eziyet edilen Kambara ise yıllarca kendine işkence eden derisiz bir yaratığa dönüşüyor. Sonuncu, hükmeden François ise savaşan ülkeleri bir araya getirmeye çalışıyor ve tahtı koruyor. Fakat önceki yeni tanrılar gibi zamanla kardeşlik de unutuluyor. Oyunu kapsayan hikaye, Midnight Suns isimli paralı asker grubunun kaptanı Legard ile başlıyor. Legard'ın başarıları insanları etkiliyor ve onun kehanetlerde bahsedilen barışla ülkeleri birleştirecek lider olduğu söyleniyor. Yeni tanrı Nilvan da bu kehanetlere inanıyor ve rüyasında onu ziyaret ederek birlikte bir çocuk yapıyorlar. Oyunun geçtiği krallık Rondon'da komutanı başta övse de zaman geçtikçe bir tehdit olarak görmeye başlıyor. Legard güçlenmek için antik kitapları ve eşyaları araştırırken Cube of the Depths'i öğreniyor. Eşyanın olduğu Oldegard krallığına saldırıyor ve koruyan köyü tamamen katlediyor. Ragnvaldr'ın ailesinin yaşadığı köy. Rondon bu agresifliği bahane ederek ordusunu dağıtıyor ve Legard'ı korku ve açlık zindanlarına gönderiyor. Bilmedikleri şey ise yaşananların hepsinin aslında Legard'ın planı olması. Bizim grubumuz da burada devreye giriyor. Ragnvaldr Legard'ı öldürmek için giriyor. Siz isterseniz başarıyor da. Kahara hamile karısıyla birlikte bir genel evde yaşıyor ve para karşılığında Legard'ı kurtarmayı kabul ediyor. Enki, tanrı güçlerini başkasıyla paylaşmak istemediği için adamı bulmaya gidiyor. Dark ise Legard'ın rütbeli askerlerinden biri ve ona aşık. Zindana komutanını kurtarmak için giriyor. Oyunun bahsettiğim gibi 5 sonu var. Erkenden kaçıyorsunuz ya da karakterler tanrı seviyesine yükseliyor. Legard, ruhları toplamak yerine özelliklerini kazanmaya çalışıyor
küp ile aydınlanıyor, zindanda eziyet görüyor, ordusuyla hükmediyor ve Nilvanir'e rüyasında sonsuzluğu yaşıyor. Legard, tanrılığa olan yolda kullandığı yöntemler yüzünden diğer yeni tanrılardan daha güçlü. Bunu da Nostromus isimli karakterden öğreniyoruz. Nostromus, kardeşlikten ayrılan, unutulmuş diye bahsedilen karakter. Hayatını Mahabre ve zindanlarda geçirerek bilgiye adanmış. Tanrılığa yükselen bir diğer karakter ise kız. Oyunun başında kafesten kurtardığımız kız, aslında Nilvan ve Legard'ın çocuğu. Macerada yok ettiğimiz organlar, derinlerin tanrısı adı verilen bir eski tanrıya ait. Eğer bu kızı cesedin derinliklerine götürürsek, yavaş yavaş dönüşüyor ve gerçek bir tanrı seviyesine yükseliyor. Almer gibi. Oynadığımız karakterler yeni tanrı olabiliyor ve tanrı olarak ne yaptığımız soruluyor. Tüm karakterler için bu son tamamen aynı. Öğretilerinizi paylaşıyor musunuz ya da sessiz mi kalıyorsunuz? Kaos ortaya çıktığında direkt müdahale ediyor musunuz yoksa dinlemeye etkilemeye çalışıyorsunuz? Ardından neler olduğu anlatılıyor ve oyun bitiyor. Ama eğer oyunu zor modda oynarsanız her karakterin özel bir sonu var. Kahara macerasında gizli hazineleri bulup kaçıyor. Eşini satın aldıktan sonra zengin bir hayat yaşıyor. Ama zindanlardaki karanlığı asla unutamıyor. Dark, zindanlarda bulduğu bir Sylvie'nin büyüsüyle Legard'ı canlandırıyor. Geri dönen yaratık, tanrılığa eriştiğini söylüyor. Ama agresifliği ve zalimliğiyle daha çok bir canavara benziyor. Fakat Dark, sevdiği geri döndüğü için ve belki de bu haliyle sadece ona ait olacağı için mutlu. Enki, Valtail ve Nostromus ile konuştuktan sonra gerçek aydınlanmanın tanrılıktan gelmediğini anlıyor. Tahta oturduktan sonra kullandığı ruh çapası sayesinde tanrılığın ne olduğunu görüyor ama kabul etmeyip gerçek dünyaya dönmeyi başarıyor. Mahabre'deki kütüphanenin başına geçiyor ve keşfettiği ölümsüzlük ile hayatını araştırarak geçiriyor. Ragnvald'ın sonu ise aralarındaki en zoru. Oyun içerisindeki tüm bossları kesmeniz gerekiyor. Tanrılardan mağaralardaki büyük yaratıklara kadar. Ragnvald, Legard'ı öldürüp kübü geri alıyor ve zindanı tüm kötü ruhlardan temizliyor. Zindandan çıktığında ise bu karanlığın dünyanın her yerinde olduğunu fark edip yaratıkları avlamaya başlıyor. Bu kötü yaratıkların arasında ismi de şöyle yayılmaya başlıyor. Ultra Şiddet Tanrısı. Hem oyunun hikayesinde hem de direkt oynanışında belli bir tema var. Burası kötü ve zalim bir dünya. İyi olayların yaşanması çok zor, yaşansa da çok çaba gerektiriyor ve uzun sürmüyor. Gerçekten umutsuz ve zalim bir dünya. Tecrübe de bunun üstüne kurulmuş. Korkunç, karanlık bir zindanda yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Her fırsatta sizi yok etmeye çalışan canavarlar, tuzaklar var. Sadece zindan değil, oyunun kendisi sizin düşmanınız gibi. Her köşede korkup, düşünerek yavaş yavaş ilerlemenizi, öldüğünüzde yaşananlardan etkilenmenizi istiyor. Oyunun istediği bu ama bence başaramıyor. Çünkü oyun o kadar şansa bağlı ki, herhangi bir şekilde başarısız olursanız bu sizin yüzünüzden değil, oyun öyle istediği için yaşanmış gibi geliyor. Oyunun yapmak istediği sizi çaresiz hissettirmek. Ama aynı zamanda sizi oyunun içerisinden koparıyor. Oyunlar bir karakteri kontrol edip o dünya ile etkileşime geçmenizi sağlayarak sizi daha da içeri çekebiliyor. Ama bu kontrol sizin elinizden alındığı anda illüzyon bozuluyor. Oynadığınız karakterin ara sahnede istemediğiniz bir şey yapması gibi düşünün. Bu yüzden de öldüğümde hiçbir zaman oyun olduğundan daha zalimmiş ya da zormuş gibi gelmedi. Sadece oyun süresini uzatmak için aynı yerleri tekrardan oynatıyormuş gibi hissettim. Ve oyunun niyetinin bu olduğunu da anlamak zor değil. Çünkü oyunun belli noktalarında yazı turayı kaybederseniz düşmanlar öldürmek yerine başka eylemlerde bulunuyorlar. Ve bence bu çok iğrenç. Ama ben bundan geliştiricinin istediği şekilde etkilenmedim. Yenildiğim için kötü hissetmedim. Oyuna bu kadar aptalca bir şey konulması beni daha çok rahatsız etti. Zaten oyunun dünyasının zalim, kötü olduğunu biliyoruz. Bu özellik sadece ilgi çekilmek için koyulmuş gibi duruyor. Ki söylediğim gibi oynanışta da bu tam hissedilmiyor. Videoda iki oynanış var. Biri Kahara ile bitirişim, diğeri ise Enki ile en sonuncu. Kahara ile olan oyun gerçekten çok uzun sürdü. Tekrar tekrar öl, rastgele sebeplerle karakterlerini kaybet. Hiçbir şekilde oyunun üzerine etkim yok gibiydi. Duvara kafa atarak yıktım geçtim. Sonunda da sadece artık bir süre oynamayacağım diye rahatlamıştım. Zorluk gibi hissettirmiyordu. Enki ile oynadığım ise o kadar kolaydı ki oyunun hiçbir anlamı kalmadı. Tüm canavarların saldırılarını, eşyaların, diğer karakterlerini yerlerini ezberlemiştim. Nerede kayıt alıp, nerede hangi hareketi yapmam gerektiğini tamamen biliyordum. Oyunu böyle oynayınca da ne zor ne de kolaydı. Sadece belli bir çizgiyi takip ettim ve sona ulaştım. Yani oyunun istediğini yapabilmesi için oyun hakkında ortalama bir bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Ve ben bu altın orana ulaşamadım.
başarısız karakterler o kadar uzun sürdü ki tüm haritayı gezip her yeri denemiştim. Oyun zorluk ve vermek istediği duygu bakımından bana zayıf geldi bu yüzden. Hikayesi de bilmediğinizde daha iyi. Dipsiz zindanlar, nereden geldiği bilinmeyen karanlık yaratıklar oyunun gizemli havasını oluşturuyor. Ama bu zindanları tamamen ezberlediğinizde ve tarihi öğrendiğinizde, arka planda basit bir fantezi hikayesi olduğunu anladığınızda normal bir JRPG'den çok farkı kalmıyor. Hikayede ilham alınan yerlerde bana biraz fazla göz önünde gibi geldi. Başarılı, uzun saçlı bir komutan krallık tarafından hapsediliyor, işkence görüyor ve tanrılığa yükseliyor. Ona aşık kısa saçlı bir kız ve intikam almak isteyen kızgın bir adam var. Tabi tek ilham aldığı bu değil. Silent Hill'den de açık açık izler görülüyor. Ama bu kadar karanlık ve zalim bir dünya yaratmaya çalışırken, ilham aldığın hikayelerdeki daha anlamlı kısımları görmezden gelince, derinliği olmayan resimler yaratmış oluyorsun. Fantezi okumaya başlamış liselinin kafasında yarattığı evrene benziyor. Zalim tanrılar, vücutları bükülmüş, deli büyücüler, yok olmuş antik bir şehir, tüm karanlık fantezi roman klişelerini toplamış hali gibi. Ama oyunu da bu yüzden seviyorum. Söylediğim gibi oyun bir kişi tarafından yapılmış. Yani geliştirici oturup bu hikayeyi yazmış, oyunu tasarlamış ve hayır bu çok ergence deyip kenara atmamış. Bu kafamda da gerçekten çok oyun yok. Herkes kendi hikayesini bir şekilde insanlar şöyle görür, böyle eleştirir diye yorumlarken geliştirici Miro'nun hiç umurunda olmamış. Oyun gerçekten iyi olmasa da sadece diğer oyunlardan bu kadar farklı olması ve hiçbir taviz vermemesi benim sevmem için yeterli.